Merhabalar. Bugün Almanya ile alakalı en çok soru gelen bir konudan bahsedeceğim. Almanya'da biliyorsunuz bütün maaşlar brüt ücret olarak bahsedilmekte ve bu brüt ücretlerin ne kadar net maaşa dönüştüğünü hepimiz merak ediyoruz. Bu brüt maaşlar vergi sınıflarına göre değişen miktarlarda net maaşlara dönüşüyorlar. Şimdi biraz vergi sınıflarından bahsedeceğim. Almanya'da vergi sınıfları 6 sınıfa ayrılmakta. Bunlardan ilki bekarlar için olan vergi sınıfı 1. Bütün bekar insanlar vergi sınıfı 1'de değerlendiriliyorlar. Sınıf 2'de ise çocukları olan evlenmiş boşanmış kişiler ya da eşi vefat etmiş kişiler bulunmakta. Şimdi sırada evli çiftler için olan sınıf 3, 4 ve 5 bulunmakta. Evli çiftlerin her ikisi de benzer maaşlar alıyorlarsa, birbirine yakın maaşlar alıyorlarsa her ikisi de sınıf 4'e yerleşiyorlar. Eğer birisi yüksek maaş alıyorsa ve diğeri çalışmıyorsa ya da düşük maaşla çalışıyorsa eşlerden yüksek maaş alan sınıf 3'e yerleşiyor ve düşük maaş alan ise 5'e yerleşiyor. Her iki eşin de sınıf 3'te yer alma gibi bir olasılığı yok. Sınıf 3 en avantajlı olan vergi sınıfı. Buradaki önemli nokta, Almanya'ya ilk geldiğinizde, ilk vergi numaranızı aldığınızda herkes otomatik olarak sınıf 4'e yerleştiriliyor. Buraya geldikten sonra vergi numaranızı alınca sizin Finanzamt'a bir belgeyle başvuru yapmanız gerekiyor sınıf 3'e geçebilmeniz için. Bunu hızlıca yapmanız gerekiyor. Çünkü maaşı aldıktan sonra o vergi sınıfından maaş iadesi almanız çok zor, çok uğraştırıcı. Genellikle de iade olmuyor. Biz de ilk geldiğimizde ilk maaşımı vergi 4 üzerinden almıştım. Daha sonrasında başvuru yaptık ve sınıf 3'e geçtim. Daha sonraki maaşlarım sınıf 3 üzerinden yatırıldı. Ve gelelim son sınıfa. Vergi sınıfı 6. Burada birçok işte çalışan insanlar bulunuyor. Vergi sınıfları bu kadardı. Şimdi biraz örneklerle belli bir brüt maaş üzerinden hangi sınıflar ne kadar net maaş kazanıyorlar bunları kısaca anlatalım. Bu yaptığım sitenin linkini de açıklamada bırakacağım. İlk kısma ne kadar brüt maaş alacağımızı yazıyoruz. Ben örnek olması açısından 4000 Euro'dan hesaplayacağım. Alt kısımda aylık kısmı seçiyoruz. Daha sonrasında hangi yıl için hesaplamak istediğimizi yazıyoruz. Burada Steuer Klasse'yi yani vergi sınıfımızı seçiyoruz. İlk başta birinci sınıfı göstereceğim. Daha sonrasında özellikle Hristiyanlar için bir kilise üyeliği soruyor. Bizim için kilise üyeliği yok ama eğer olursa buradan evet'i işaretliyoruz. Bu kilise için ekstra bir vergi kesiliyor. Eğer varsa bir üyeliğiniz. Daha sonrasında eyaletinizi seçiyorsunuz. Eyaletler arasında da bazen ufak da olsa bir vergi farklılığı olabiliyor. Daha sonrasında aşağıda yaşınızı yazıyorsunuz. Çocuğunuzun olup olmadığını yazıyorsunuz. Ve alt tarafta hangi sigortaları aldığınızı yazıyorsunuz. Burada sağlık sigortası var. Bu zorunlu sigortayı seçiyoruz. Daha sonrasında emeklilik sigortası var ve işsizlik sigortası var. Ve ayrıyeten emeklilik gibi Zusatzbeitrag denilen bir sigorta çeşidi var. Bunun da genellikle 1,7'den kesiliyor. Ve biz de örnek olarak bunu yazıyoruz. Daha sonrasında hesapla diyoruz. Hesapladığımızda karşımıza çıkan miktar net maaş 2602 euro. Vergi sınıfı 1'de 4000 euro maaş alan birisi net maaşı 2602 euro oluyor. Kesintileri de bu şekilde buradan tek tek görebilirsiniz. Şimdi aynı kriterlerden sadece vergi sınıflarını değiştirerek buradaki net maaş arasındaki farklılığı görelim. Şimdi sınıf 1 yerine sınıf 2'yi seçelim ve tekrar hesapla diyelim. Karşımıza çıkan net maaş miktarı 2711 euro. Gördüğünüz gibi vergi sınıfı 1 ile vergi sınıfı 2 arasında 100 Euro'dan fazla bir farklılık oldu. Ve şimdi tek tek diğer vergi sınıflarına da bakalım. Öncelikle vergi sınıfı 3'e bakalım.
Vergi sınıfı 3, dediğim gibi en avantajlı ve en az verginin kesildiği grup. Buradaki net maaşa baktığımızda karşımıza çıkan sonuç 2918 euro. Gördüğünüz gibi vergi sınıfı 3 ile diğerler arasında gerçekten çok ciddi bir fark var. Yaklaşık vergi sınıfı 1'e göre 300 eurodan fazla bir fark oluyor. Şimdi vergi sınıfı 4'e bakalım. Vergi sınıfı 4'te de çıkan sonuç 2602 euro. Burada başta da belirttiğim gibi gelir gelmez bir an önce vergi sınıfı 3 için başvuru yapın dememin sebebi, gördüğünüz gibi vergi sınıfı 3 ile vergi sınıfı 4'ün arasında 300 eurodan fazla bir maaş farkı var. Şimdi dönelim tekrar. Vergi sınıfı 5'e bakalım. Vergi sınıfı 5 dediğimizde çıkan sonucumuz 2185 euro. Ve son sınıf olan vergi sınıfı 6'ya bakalım. Tekrar vergi sınıfı 6'yı işaretledik. Yine aynı şartlar üzerinden. Vergi sınıfı 6'da elde edilen net maaş 2141 euro. Gördüğünüz gibi vergi sınıfının arasında net maaşlarda çok fazla farklılıklar var. Bu yüzden buraya geldikten sonra doğru vergi sınıfını seçmeniz çok önemli. Genel olarak bu vergi sınıfları hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.